Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Oppo A68 cep telefonunu inceleyeceğim. Biliyorsunuz ben daha önce Oppo'nun birçok modelini incelemiştim ama marka Türkiye'deki faaliyetlerine kısa bir süre ara verdikten sonra tekrar bomba gibi ülkemizdeki faaliyetlerine başladı ve serinin en yeni modellerinden bir tanesi olan A68 de bana teste geldi. Her zaman yaptığım gibi dış görünümden başlamak istiyorum. Telefonu elime alıyorum ve anlatmaya başlıyorum. Önden baktığımızda telefonun üst kısmında damla çentik şeklinde bir ön kamera yer alıyor. Telefonun sağında ve solunda ve üstündeki çerçeveler aynı boyutta. Alt kısmındaki çerçeve biraz daha kalın tasarlanmış. Yan tarafı çevirdiğimizde güç açma kapama tuşumuz var. Ses açma kapama tuşu bulunuyor ki güç açma kapama tuşuna aynı zamanda bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Üst tarafta da bir şey yok. Alt kısma geldiğimizde tip C bağlantı yuvası, hoparlör delikleri ve mikrofon deliğini görüyoruz. Bir de burada enteresan bir özellik daha var arkadaşlar. 3.5 mm kulaklık çıkışının yer aldığını söyleyeyim. Telefonun arkasını çevirdiğimizde ise karşımıza 2 adet böyle büyük dairesel kamera alanı ortaya çıkıyor. Üst taraftaki kamera alanı oldukça büyük. Onun altında bulunan alan ise küçük bir kamera yer alıyor. Onun altında da bir tane LED lambası var. Kamera alanının elips şeklindeki tasarımı aşağıya kadar uzanıyor. Burada da arkadaşlar bir yazı yazılmış. Innovative AI kamera yazıyor burada bu alanın içinde. Onun dışında alt kısım böyle mat bir renkte bulunuyor. Parmak izi falan da bırakmayan güzel bir renk olduğunu söyleyeyim. Bir de alt tarafta Oppo yazısını görüyoruz. Bu genel görünümden sonra bir de telefonun teknik özelliklerine göz atalım. 6.56 inçlik 1612x720 piksellik bir ekranımız mevcut. 90 Hz ekran yenileme hızı, 720 nit parlaklık, MediaTek Helio G85 işlemci, 6 GB RAM ve bunu 6 GB olarak da sanal olarak arttırarak 12 GB'a çıkartabiliyorsunuz. 128 GB depolama alanı, Android 13 işletim sistemi, ColorOS 13.1 arayüzü, 50 megapiksel artı 2 megapiksel olmak üzere ana kamera, 5 megapiksellik ön kamera, hem ön hem arka kamerada 1080p 30 fps video kayıt özelliği, Bluetooth 5.3, 3.5 mm kulaklık girişi, 5000 mAh'lik pil, 33 watt'lık SuperVOOC hızlı şarj desteği ve 8499 TL fiyat etiketinin olduğunu da söyleyeyim. Şimdi bu teknik özelliklerden sonra telefonun bir de ben kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Üzerinde Helio H85 işlemci bulunuyor. Çok yeni bir işlemci değil bu ama genelde orta sınıf telefonlarda artık karşımıza çıkan bir işlemci olmuş durumda. Bugün baktığımızda günlük işleri görmekten oyunlara kadar birçok işlevi yerine getirebilirsiniz. Sosyal medya ağlarına bağlanabilirsiniz veya diğer bütün işlerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. İnternete bağlanmak, mobil bankacılık işlemleri ve benzeri işlemleri bu işlemci sayesinde ve telefon sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemciyle bazı sentetik testler de yaptım. Onların da sonuçlarını ekranda görüyorsunuz. Oyun tarafında da oyun oynatabilir. Orada bir çekinceniz olmasın ama tabii ki orta sınıf bir işlemci olduğu için ve telefon da orta sınıf bir telefon olduğu için yüksek ayarlarda ya da yüksek çözünürlük beklentinizin olmaması gerekiyor. Ama bütün oyunları oynatır mı? Oynatır arkadaşlar. Orada bir sıkıntı yaşamazsınız. Telefonda 6 GB RAM bulunuyor. Standart olarak bu RAM'in bulunması bence önemli bir detay. Ayrıca sanal olarak RAM'i 12 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Ekran yenileme hızımız 90 Hz'e kadar çıkartılabiliyor. İsterseniz bunu otomatik yapabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz de manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Ekranı böyle oldukça iyi kullanabiliyorsunuz. 720 nitlik bir parlaklık var. Onunla ilgili örnekleri şu anda ekranda gösteriyorum sizlere. Güneşin altında bile oldukça parlak bir ekranımız var. Marka buna arkadaşlar 90 Hz Sunlight ekran adını vermiş. Güneş altında da böyle gayet güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. Değerinin yüksek olması da önemli. Telefonda bazı ilginç özellikler de bulunuyor. Örneğin telefonun sesini %300 oranında arttırabiliyorsunuz. Bu sayede özellikle böyle yüksek sese ihtiyacınız olduğu durumlarda bir film izliyorsunuz ya da bir müzik dinliyorsunuz. Telefon gerçekten de bu anlamda size yardımcı oluyor. Gelelim kamera tarafına arkadaşlar. Telefonda ikili bir ana kamera olduğunu söylemiştim. 50 megapiksel artı 2 megapiksel alan derinliği olan ikili bir kameramız bulunuyor. 50 megapiksellik kameranın diyafram açıklığı 1.8, 2 megapiksellik olan alan derinliği kamerasının ise 2.4 arkadaşlar. Ön kameramız ise 5 megapiksel ve f2.2 diyafram değerine sahip. Kamera menüsü aslında Oppo modellerinde olduğu gibi tanıdık bir menü bizleri karşılamış oluyor. Hatta hemen elime alayım. Kamera menüsünde ben de sizlere canlı olarak göstermiş olayım arkadaşlar. İlk açtığımızda bir fotoğraf bölümü bizleri karşılıyor. 2x ve 6x olmak üzere zoom girebiliyorsunuz. Tabii ki bu zoom takdir edersiniz ki dijital zoom arkadaşlar. Video tarafında 1080p kayıt yapabiliyor. Gece modumuz var. Gece modunu sadece ana kamerada kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Portre modumuz var. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hem ön hem arka kamerada. Daha fazla bölümüne girdiğimizde ise hızlandırılmış profesyonel panorama ve etiket olmak üzere 4 farklı mod bizleri karşılıyor. Kamera detaylarında şunu söyleyeyim.
söyleyebilirim. Özellikle kamera tarafına baktığımızda hani kendi kategorisindeki modellerle benzer bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Tabii ki çok pahalı cep telefonlarındaki gibi üst düzey bir kamera beklemeyin ama fiyat performans açısından değerlendirdiğimde oldukça iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin Oppo A68 ile birlikte çektiğim fotoğraf ve video örneklerini bir izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. Şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Oppo A68 cep telefonunun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Hem ön hem arka kamera 1080p 30fps yani Full HD video kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Siz de bu cep telefonunun ön kamerasını kullandığınız zaman bu ışık şartlarında 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir video ve ses kalitesine ulaşacaksınız. Gelelim pil konusuna arkadaşlar. Oppo A68'de 5000 mAh'lik bir pil var. 33 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Gerekli olan adaptör ve kablo kutusundan çıkıyor. Bu önemli bir detay. Artık biliyorsunuz birçok cep telefonunda bu adaptörü vesaire koymamaya başladılar. Oppo burada kutuya koymuş. Sentetik testler yapamadım. Şöyle iki kez pil silmak testini denedim. Hatta birinde yeniden başlattım telefonu ama sonuçlandıramadım. Bir şekilde bir sorun oldu. Bazı telefonlarda böyle sorunlar yaşayabiliyorum arkadaşlar. Ama 5000 mAh'lik bir pille kabaca olarak söylemem gerekirse 1,5 gün çok rahat bir şekilde görebileceğinizi söyleyebilirim. Kutusundan da SuperVOOC destekli bir şarj adaptörünün çıkıyor olması iyi. Yani böyle 15-20 dakika şarj ettiğinizde en azından böyle birkaç saat geçirecek kadar da bir şarja kavuşmuş oluyorsunuz. Bence güzel detaylardan bir tanesi. Şunu da eklemek isterim arkadaşlar. Ürünün kutusundan bir de kılıf da çıkıyor. Kılıfla beraber de kullanabiliyorsunuz. Şeffaf bir kılıf. Bu kılıfla beraber kullandığınızda telefonunuzu daha güvenli bir şekilde en azından elinizden düşürdüğünüzde darbelere daha dayanıklı hale gelmiş oluyor. Bu arada IP54 standartlarında suya ve toza dayanıklık da bulunuyor. Yani su altında kullanmayın ama su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı bir telefon olduğunu da söyleyeyim Oppo A68'in. Bunu bazen soruyorsunuz. Telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Bazen böyle sorular geliyor bana çünkü tip C olanları var biliyorsunuz sadece ve o zaman tip C bir kulaklık kullanmanız gerekiyor. Ama bu modelde 3,5 mm'lik bir kulaklık girişi var. Bu sayede gayet güzel bir şekilde eğer varsa 3,5 mm kulaklığınızı takarak da kullanabiliyorsunuz. Gelelim fiyat konusuna arkadaşlar. Bu ürünün fiyatı ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle 8500 TL civarındaydı. Rakiplerine baktığımızda biraz daha yüksek bir rakamda olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunun temel sebebi şu. Ülkedeki enflasyondan dolayı yeni piyasaya giren modellerde fiyatlar birazcık yüksek oluyor. Daha önce girmiş, örneğin 6 ay önce girmiş, 1 sene önce girmiş telefonun fiyatı biraz daha uygun kalabiliyor arkadaşlar. Ancak ekran kalitesinin yüksek olması, RAM arttırılabiliyor olması, yani 6 GB'ın üzerine bir 6 GB daha koyuyor olmamız ve 128 GB'lık depolama alanıyla geliyor olması bence bu telefonun önemli artılarından bir tanesi. O bakımdan fiyat açısından değerlendirdiğimde makul olduğunu söyleyebilirim. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu incelemede sizlere Oppo A68 cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya benim anlatmayı unuttuğum sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendiriyorum. Hepsini elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Ben bu kadar çaba gösterirken sizlerden küçük bir destek istiyorum. Kanala abone olarak kanalımın büyümesine katkıda bulunursanız çok mutlu olurum. Bu benim için önemli. Siz için çok önemli olmayabilir ama kanalı ne kadar büyürse, ne kadar çok abonem olursa en azından markalardan da bu tarz ürünler gelmesi konusunda elim daha güçlü oluyor. Bu konudaki desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.